Şimdi dün yargılanan söz konusu kişi Burak Ercan adını da söyleyelim, kamuoyu tarafından bilinsin ve unutulmasın adı. Bugüne kadar süre gelen cezasızlık politikalarına yeni bir halka olarak eklendi. Şaşırdık mı? Farklı bir karar mı bekliyorduk? Hayır, şaşırmadık. Farklı bir karar beklemiyorduk. Açıkçası ben beklemiyordum. Bir kadın olarak da beklemiyordum. Bir siyasetçi olarak da beklemiyordum. Bir gazeteci olarak da beklemiyordum. Bu davayı öncesinde de takip etmeye başlamıştım zaten. Somut delil arama, yok efendim işte dosyada eksik belge gibi gerekçelerin bu tür sanıklar söz konusu olmadığında gerekçe olarak kabul edilmediği, adil yargılamanın uygulanmadığı bir ülkede adil yargılanma bir istismarcı söz konusu olduğunda uygulanıyormuş gibi yapılıyor. Hukuk varmış gibi yapılıyor. Hukuksuzluğa, kanunsuzluğa kılıf bulmak için. Şimdi peki bu neden burası pilot bölge oluyor ve nasıl yayılıyor ona bakalım. Bu duruşmanın görüldüğü saatlerde Türkiye'de 7 kadın öldürüldü. Erkek şiddeti. Aynı zamanda bu cezasızlık politikalarının koruduğu şiddet hallerinin sonucu öldürüldü bu kadınlar. Adeta bir cins kırımı yaşanıyor. Bu kadın cinayetleri tam da maalesef bunun acı örnekleri. Ve cezasızlık yerine cezalandırma politikası, yani ödüllendirme yerine caydırıcı politikalar uygulanırsa bunun önünün alınacağı biliniyor olmasına rağmen aynı saatlerde Cizre'de böyle bir karar veriliyor. Şimdi bütün bunlar bir bütünün, makro bir fotoğrafın çeşitli yerlerde farklı tezahürleri. O sebeple benim buradan yapmak istediğim şöyle bir çağrı var. Biz zaten ilgili kurumlardan adaleti sağlamalarını beklemiyoruz. Çünkü maalesef ilgili kurumlar artık adaletsizliğin sağlandığı kurumlara dönüştü. Artık adaletsizliğin simgesine dönüştü. Ve toplumun burada da bu adaletin bu kurumlar eliyle tecelli etmesine dair bir beklentisi yok. Ama şöyle bir beklentisi var. Ve ben böyle bir çağrıda bulunmak isterim. Dün burada görülen duruşmaya biz kamuoyu olarak ne kadar sahip çıktık? Burada bu adaletsizliğe maruz kalan insanların ne kadar yanlarında durabildik? Ve ne kadar yanlarında durup bu davanın takipçisi olacağız? Çünkü yıllardır süren bir davadan bahsediyoruz. Bunun ortaya çıkarılması bir bedel oluyor genellikle. Nitekim öyle oldu. Önce bu haberler yalanlandı, hatırlayalım. Sonra bunlara çeşitli gerekçeler bulunmaya çalışıldı. Çocuklar suçlandı, aileler tehdit edildi şikayetlerini geri çeksinler diye. Bu tür kapalı toplumlarda, özellikle tırnak içerisinde kapalıdan bahsediyorum. Yani bu tür şeyleri ifşa etmenin karşılığında sosyal ve siyasal bedellerin ödendiği ve ağır sorumlulukların gerektiği ifşa durumlarında farklı mekanizmalar devreye girmeli. Aileler tehdit edildi, çocuklar kim bilir ne tür baskı ve şiddet, psikolojik şiddete maruz kaldılar. Tüm bu süreçlerde aslında çok daha farklı mekanizmalar devreye girmeliyken girmedi. 43 çocuk söz konusu, söz konusu olan onlarca çocuk söz konusu olabilecek, potansiyel olarak hedef olabilecek onlarca başka çocuğun bu cenderede yaşamasına neden olabilir. Kürdistan coğrafyasındaki bütün cezasızlık politikalarının gölgelendiği, perdelendiği şeyler, sözünü ettiğiniz maalesef milli güvenlik meselesi, beka meselesi, bunlar, bu tür kavramlar ve bu tür politikalar buralarda böyle insan hakları ihlalleri uygulandığında özel olarak seçilen ve tercih edilen kavramlar. O yüzden ben burası için bir pilot bölge olarak seçilir ve ilk uygulamalar buradan başlar dedim. Ama bu burayla sınırlı kalmaz. Kimse şöyle düşünmesin ki burayla sınırlı olmadığını ne yazık ki acı tecrübelerle Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görüyoruz. Koruma altına alınmak isterler. Bu coğrafyada bu suçları işleyenler güvenlik gerekçesiyle kalamadıklarını söylerler. Yargılama başladığı anda koruma altına alınmak isterler. Ve daha sonra koruma altına alındıkları sözüm ona yerlerde de aynı suçları işlemeye devam ederler. Bunların yıllar sonra açığa çıkması bugünden öngörülmediği anlamına gelmiyor. Bugünden kamuoyu bu konuda, çünkü tekrar ediyorum, ilgili kurumlardan adaletin ve hukukun uygulanmasını
ne yazık ki bekleyen kalmadı. O yüzden ne olacak? Biz sivil toplum örgütleri, bu konuda çalışma yürüten özellikle çocuk kurumları, kadın örgütleri, barolar, siyasetçiler ama asıl olarak sivil toplum örgütlerinin ve tabii diğer partilerden siyasetçilerin de özellikle bu yalnızca DEM Parti'nin takip etmesi gereken bir durum değil. Daha fazla bu konulara sahip çıkmaları ve yalnızca hani burada şu cezasızlık politikası var, bir yenisi eklendi demekle yetinmemeleri gerekiyor.